Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla MySQL derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Bir e-ticaret veri tabanı oluşturmuştuk ve bu e-ticaret veri tabanının altına müşteriler, siparişler, ürünler diye tablolar ekleyip bu tablolara da veri eklemesi yapmıştık insert into ile. Bugün ise yine e-ticaret veri tabanını kullanıp benim ürünleri, müşterileri ve siparişler arasında bir ilişki kuracağım ve bu ilişkiler üzerinden ilerlemeler sağlayacağım. Hemen geliyorum. Use ile ben neyi? E-ticareti aktif hale getireceğim. Yani kullanılır hale getireceğim. Nokta virgülümü koyuyorum. Güzel. Şu an ben e-ticaret veri tabanını çağırdım. Peki benim ilişki kurmam için neler lazım? Öncelikle bir yöntem belirlemem lazım arkadaşlar. Bu ilişkiyi hangi veri tabanındaki tabloyla yapacağım? Bu tablomuz müşteriler olabilir, ürünler olabilir, siparişler olabilir. Ama en önemlisi ortak tablo. Şimdi ben bir kullanıcı olarak bir e-ticaret platformuna girdiğimde, bir ürünü sipariş verdiğimde o ürün hangi kullanıcı tarafından sipariş verildiğini siparişler tablosuna ekleniyordu. Biz de ortak tablomuz siparişler tablosu olarak bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk olarak siparişlerle ürünleri benim InnerJoin ile ürün ID'ye göre ilişki kuracağım. Daha sonra gerekli adımları yapacağım. İlk önce benim select sorgumu alayım ve benim ihtiyacım olan verileri ihtiyacım olan tablolardan çekeyim. Bana ne lazım arkadaşlar? Siparişlerden bakın noktayı koyduğumda siparişler veri tablosunun çağırdığımda noktaya koydum bana siparişler tablosuna ait satırlarım geliyor. Bana burada ne lazım? Siparişin ID'si lazım. Virgül. Daha sonra hangi ürün lazım? Ürünler tablosundaki ürünün adı lazım bana. Ürünler nokta ürünün adı. Virgül. Daha sonra artık bana müşteri lazım. Müşteriler tablosundaki müşterinin adını alacağım. Virgül ve müşterinin soyadını alacağım. Güzel. Geliyorum. Bunları nereden almam lazım peki? Ortak tablomuz neydi? Hemen onu belirtelim. Benim ortak tablom siparişler. O zaman nereden? From siparişlerden. Peki ben burada ne yapacağım? InnerJoin ile bağlantı kuracağım. Yani ilişki kuracağım. InnerJoin. Neye bağlantı kuruyorum? Peki siparişlerde neye göre bağlantı kuracaktım? Ürünün ID'si ve siparişe göre. O zaman ürünler diyorum. On ne siparişler nokta ürünün ID'sini alacağım. Ve bunu ürünler tablosundaki ürün ID ile ilişkilendireceğim. Güzel. Peki bitti mi? Hayır. Benim bir de siparişle müşteri arasında bir ilişki kurmam lazım. Onun için de bir InnerJoin diyorum. Ve geliyorum. Ne yapacaktım? Müşteriler tablosundaki siparişleri altında bulunan ürün ID'yi eşliyorum. Ve bu eşlemeyi nereden yapıyorum? Müşteriler tablosundaki müşteri ID ile. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Çok güzel. Bakalım bu sorgu bana ekranda nasıl bir ilişki kurduğumu getirecek. Git diyorum. Evet bakın arkadaşlar. Ürünün adını verdi. Siparişin ID'sini verdi. Müşterinin adını ve soyadını bana ekrana bu şekilde yansıttı. Çok güzel. Peki ilişkiyi kurduk. Peki ben artık bu tablolarda nasıl sorgular yapacağım? Bu sorgularda algoritmaları nasıl geliştireceğim? Bunların hepsini adım adım yapalım. Örnekler üzerinden gideceğim. İlk önce bunu bir yorum satırına çevirelim ve örneklerimizi yapalım. Geliyorum. Bunu yorum satırına çevirdim. Nasıl bir örnek verelim? Aklında nasıl olsun? Şöyle diyelim. Siparişler tablosundaki toplam sipariş edilen ürünlerin adetini bana ekrana yazan bir SQL kodu olsun. Güzel. Peki siparişler tablosundaki sorguyu neye göre yapacağım ben? Ürün var değil mi arkadaşlar tabloda?
Evet, o zaman ben ürün ID'ye göre bir sorgu yapmam lazım. Hemen başlayalım. Select diyorum. Neye göre yapacaktım? Ürün ID. Şunu bir alt satıra alıyorum. Düzenli olsun. Değil mi? Ürün ID'ye göre ben sorgu yapacağım. Peki neye hesaplayacağım ben bu sorguda? Adet. Toplam bir adet almam lazım ki bu sorguyu yapmam için. Bizim hangi fonksiyona ihtiyacımız var burada? Sum. Hemen sum fonksiyonunu çağırıyorum. Çünkü toplam ortalamayı, toplam adeti alacak bana. Adeti alacağım değil mi arkadaşlar? Siparişler tablosundaki. Adet satırıyla işlem yapacağım. Peki bunu bu sorguyu döndürdükten sonra bana bir ekrana bir satır olarak yazsın. Yeni bir satır olarak. Bunu da as komutu ile bana yeni bir satır ismi versin. Toplam adet sayısı desin. De bir satır adı oluştursun ve sorgu sonucunu bunun altında bana listelesin. Güzel. Peki ben bu sorguyu nerede yapacağım arkadaşlar? Hangi tablomda? Tabii ki siparişler tablosunda. O zaman from diyorum. Siparişler tablosunda neye göre yapsın arkadaşlar? Ürün ID'ye göre bir listeleme, bir gruplama yapsın. O zaman ben burada grup by'ı alacağım. Neye göre? Ürün ID'ye göre yapacak. Hemen bakalım bana toplam adetleri getirecek mi? Kaç tane sipariş verilmiş hangi üründen? Git diyorum. Bir hata aldım. Ne diyor? You have an error. Bir hataya sahipsin diyor. Bu SQL'de syntax hatası. Senin bir syntax hatan var diyor. Güzel. Bakalım. Sum'un yanındaki önce ne yer? Bu syntax hemen bakalım. Select sum adet doğru vermişim. Evet. Buraya bir virgül koymam lazım. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Git diyorum. Evet. Bakın. Bana toplam hangi ürünün kaç adet sipariş verdiğini listeledi. Ama bu bana pek bir iç açıcılık vermedi. Çünkü ben burada ne isterim? Ürünün adını isterim mesela. Daha sonra ne yapabiliriz? Müşterinin adını alabiliriz. Kaç tane kaç defa sipariş verildi? Bunları da alabiliriz. Hadi bunu yapalım arkadaşlar. Geliyorum sorguya. Bunu yine yorum satırına çeviriyorum. Ve az önce bahsettiğim sorguyu yapalım. Sorgu sonucunu daha rahat görelim. Peki bunun için benim ne yapmam lazım? İlk önce select. Yeni bir sorgu yapmam lazım. Seçme işlemi yapmam lazım. Nereden seçeceğim? Hemen geliyorum. Ürünler tablosundaki ürünün nesini alacağım? Adını alacağım. Değil mi? Bana bu lazım. Daha sonra ne lazım? Müşterinin adı ve soyadı lazım. Müşteriler nokta müşterinin adını alacağım ve daha sonra ne lazım bir de müşterinin soy ismi lazım. Tam müşteri soyadı. Evet. Ve virgülümü koyuyorum. Şimdi burada bir de benim döndürmem lazım. Kaç tane müşteri var? Kaç tane sipariş var. Hemen onları kont ile saydıralım arkadaşlar. Kont ile saydıralım. Kontu da bir önceki dersimizde görmüştük. Neyi saydıracağım ben? Siparişler nokta siparişler. Sipariş ID'sini. Sipariş ID'ye göre saydıracağım ben. Siparişler nokta sipariş ID'ye göre say. Peki bu saymayı bana ne yapsın arkadaşlar? As ile çıkan sorguyu ekranda bir satır halinde yazsın. Toplam adet miydi? Sipariş. Sipariş diye bir satır adı belirlesin ve bunun altına yazsın. Nerede yazsın? From diyeceğim. Siparişler tablosundaki siparişleri belirlesin. Çok güzel. Hatta bunları ben ne yapayım biliyor musun? Baş harfleriyle yapayım ki karışmasınlar. Evet, baş harfleriyle yapalım. Şuraya ürün koyalım. Şuraya müşteri koyalım. Şuraya da müşteri koyalım. Siparişleri de ben S harfiyle belirteyim ve artık buradan S siparişlerdeki S'ye göre alsın. Değil mi? Evet, böyle daha mantıklı. Güzel.
InnerJoin ile bir, pardon, InnerJoin değil burada, Join ile bir bağlantı kuracağım. Çünkü birden fazla veri var burada. Join diyorum. Ne yapacak? Ürünlere gidecek ve bana burada U diye belirlediğim yerden 10 diye birleştirecek. Ve diyecek ki bana burada ne verecek artık? Siparişin ID, siparişler tablosundaki sipariş ürün ID. Site nokta ne verecek? Ürün ID. Çok güzel. Bakın bağlantıyı kurdu sistem. Evet ve eşitleyeceğim nereye? Ürünler tablosundaki ürün ID'ye göre alacağım. Evet, çok güzel. Daha sonra bir join daha yapacağım arkadaşlar. Burada ne lazım? Müşteriler lazım. Müşterinin ID'sini alacağım. Siparişler tablosundaki ilişkiyi kurabilmem için. Müşteriler tablosundaki M'i alacağım. 10 ile birleştireceğim. Daha sonra ne yapacağım? Siparişler noktaki müşteri ID'yi neye eşitleyeceğim? Müşteriler tablosundaki M nokta, pardon, buradaki S'yi büyük yaptım, orada alacaktım. S nokta müşteriler nokta müşteri ID ile. Evet. Şimdi bu işlemi buraya kadar getirdik. Benim bunu bir sıralamaya koymam lazım, değil mi arkadaşlar? Group by ile ben bunu neye göre sıralayacağım? Ürün ID ve müşteri ID'ye göre ben bir sıralama yapacağım burada. Ürün nokta neydi? Ürün ID ve virgül müşteri nokta müşterinin ID'sine göre sıralama yapacağım. Gruplama yapacağım. Pardon, daha sonra order by ile ben bunu sıralı bir şekilde listeleyeceğim. Neye göre listeleyeceğim? Ürün ID'sine virgül bir de müşterinin müşteri ID'sine göre. Evet, bakalım herhangi bir sorun olacak mı? Git diyorum. Herhangi bir sorun almadık. Çok güzel. Tam istediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Ürünün adını çektim. Müşterinin adını soyadını çektim ve verdiği toplam siparişi ekrana yazdırdım. Sorgumuza tekrar bakacak olursak benim ihtiyacım olan verileri burada çektim. Daha sonra siparişin ID'sini, kaç tane sipariş olduğunu burada saydırıp ekrana getirdim burada toplam siparişi. Daha sonra siparişlerden neyi belirlemem lazımdı? İlişki kurmam lazım. Ürünlerle ürün siparişle ürün ID'yi birleştirmem lazımdı. Daha sonra müşterinin siparişle müşteri ID'sini belirlemem lazımdı ve bunları gruplayıp listeledik. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Sonra bir sonraki derslerimizde daha güzel sorgular ile algoritmasını, SQL sorgu algoritmasını sizlere tam anlatacağım. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.